Can, bugün en çok sorulan gerçekten de internette çok arandığını da buradan anlıyoruz. Egzama. Egzama evet. Kürümüze geçelim. Buyurun hocam. Evet, egzama kürümüzü tarif edin. Tamam edelim hocam hemen. Şimdi egzama kürümüzde bizim burada 5 tane bitkimiz var. Yani ürünlerimiz var. Hem dışarıdan hem içeriden alınması gereken bitkilerimiz var. Egzama da burada hocamızın önerisidir bu. Üçlü bitki karışımımız. Aynı sefa, ısırgan ve civan perçemi şeklinde üçlü bitki karışımımız vardır bizim burada. Bunu bizim yalnız içmemiz gerekiyor. Bundan bir tatlı kaşığı şeklinde 1,5 bardak kaynamış suyun içerisine atıyoruz biz bunu. Sen önceden hazırladın onu. Hazırladım evet. Hocam, evet. Burada 4 dakika bu kaynamış suyun içerisinde kaynaması gerekiyor bu. Kısık ateşte. Daha sonra yine bu hani egzamada kaşıntılarımız olduğu için üzüm çekirdeğimiz var bizim burada. Bundan da bir tatlı kaşığı şeklinde havanda ezmemiz yalnız gerekiyor bunu. Tahta havanda biraz zor olur da pirinç havanda güzelce. Daha güzel olur. Evet. Bunu da öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce bir tatlı kaşığına bir yemek kaşığı yoğurda karıştırarak bunu tüketmemiz gerekiyor. Arkasından da kaşıntıyı alır. Tabii ki. Arkasından da akşamları hani çalışan iseniz eğer akşamları yapmanız daha doğru olur bunu. Karabaş bitkimiz var. Bunu yalnız haftada 4 gün kullanabiliyoruz. Bundan da 6 ya da 5 başak şeklinde kaynamış olan bir suya bunu atıyoruz ve haftada 4 gün bunu o bölgemizde nerede varsa egzamamız oraya sürmemiz gerekiyor. Arkasından da bu kuruduktan... Şimdi karabaşın tam zamanı. Taze çıkıyor karabaş. Bakın ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Yani kalp damarlarıyla ilgili ailede stent takılmış veya işte damar sertliği, damarlar içten yağlanıyor şeklinde şikayeti olanlara bakın taze karabaş ama kurutulmuşu değil. Taze karabaş tam şimdi mevsimi. Bunu lütfen bir ay yapın. Yani 5 tane başak şeklinde o. 1-2 yaprağını da içine atabilirsiniz. Evet böyle. Bu gördüğünüz ama bunun tazesi olacak. Taze hasat edilmiş. Tabii şimdi çıktı bunlar. Hocam çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Hafta sonunda herkesin değerli seyircimiz en çok duyduğunuz eşinizden soru. Ne yapacağız? Değil mi hocam? Hafta sonu geldi. Pazar, cumartesi ya da pazar. Ne yapalım? Bugün ne yapalım? Hocam ne yapalım? Programın başında sizin anlattıklarınızdan bu karabaşa da ta oradan evet. Buraya geldiğimizde doğaya çıkmak, gidip evet. Bir yerde vardır arayınca bulunuyor. Yani gidip AVM gezmek değil. Gidelim, çıkalım doğaya, karabaş arayalım. Bulabiliriz evet. Herhalde hocam yani. Tabii. Olmaz olur mu? Her yörenin kendine özgü nimetleri var. Yani bugün Güneydoğu'da yani Diyarbakır, Urfa, Mardin'de beslenen insanlarla Karadeniz'de beslenen insanlar bir değil ki. Her yörenin kendine özgü baharatı, tahılı, sebzesi, meyvesi var. Yani onlar hepsinin kendi yöresinin bitkileri var. Zaten şifası da orada hiç merak etme. Uzakta değil orada yakınında arasın. Bunu tamamladık mı? Yok tamamladık. Tamamlayacağız ama ben bir tek şey söyleyeyim. Çıkalım evet, doğaya, doğayı ay, gezelim. Evet. Bir ay 5 tane karabaş, taze karabaş damarların içten yağ bağlanmasını çözmede çok ama çok etkilidir. Bunu süreniz dışarıdan evet. Uyguluyoruz. Hı hı. Arkasından bu kurudu. 1 saat sonra elma sirkesini sürmemiz gerekiyor. Elma sirkesini de sürdükten 1 saat sonra da çörek otu yağıyla sarımsak yağını karıştırarak yani bundan bir çay kaşığı, bundan da bir yemek kaşığı şeklinde karıştırarak o bölgeyi kullanmamız gerekiyor. Yine burada da hani hocamızın önerisidir kükürtlü sabun. Yani biz bu kükürtlü sabunu aslında hem sivilceye hem sedefe hem egzamaya verdiğimiz bir şey. Bunu da yıkamamız gerekiyor bir saat sonra. Bu dışarıdan uygulamalarımız bizim gün aşırıdır. Yani bir gün yapıp ertesi gün yapmayacaksınız. Ondan sonraki gün yapacaksınız şeklinde. 2 gün arayla da yapabilirsiniz bunu. Bu şekildedir.
egzama kürümüz bizim. Dediğim gibi yalnız, bir aylık bir buyurun hocam. Devam edin. Bir aylık bir uygulamadır bu. Yine dediğimiz gibi bunu da 3 ay boyunca uygulamak durumundadırlar. Egzaması olanlar, sadece egzaması olanlar değil, değerli izleyiciler, hangi deri hastalığınız olursa olsun, atıyorum sedef veya egzama veya sivilce, domatesten uzak durun. Domates ve sarımsak azdırır. Oo, ben öyle öğrenciler tanıdım ki, ya hocam işte sarımsak doğal antibiyotik, içinde aliin diye bir etken madde var. Antibiyotik, doğru mübarek, içinde bir tek o yok ki. Sivilceleri azdıranlar var içerisinde. Dolayısıyla domates, sarımsak, acı baharat, yani karabiber, pul biber ve bir şey daha söylemekte fayda var. Yumurtanın sarısı. Evet, sivilceleri azdırır. Ama geçtikten sonra herhalde tüketilebilir mi? Tabii canım, yani işte ebedi uzak. Siz böyle deyince onu çıkaranlar oluyor. Hiç yemeyeceğiz hayat boyu. Hayır. Yani şimdi bir taraftan kürü uyguluyorsun. Hı-hı. Bir taraftan savaştığın şeye karşı bir takım tedbirler almak zorundasınız. Lazım. Bu. Onu yani uyguladığınız kürün daha güçlü, daha etkili olabilmesi için sarımsaktan, domatesten, taze yaş üzümden ve yumurtanın sarısından uzak durun. Yani kür boyunca. Sonra gene yersiniz, hiç yemeyeceksiniz diye bir şey hemen yok. Hemen geldi hocam. Vitiligo hastaları da domatesden uzak dursun mu? Evet. 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 Peki. Evet. O zaman burada artık bir ekleyeceğiniz bir şey var. Buyurun. Telefonda romatit, acitli olan bir kısım vardı. Hani açıklayacağız demiştik biz. Onun da hani talimatını ben söyleyeyim kendilerine. Burada ısırgan ve kiraz sapımız var. Bunu sabahları kullanması gerekiyor. 25-30 tane. Hocam vişne sapı olur mu? Olmaz. Kiraz sapı başka, vişne sapı başka. 25-30 tane kiraz sapını alıyorsunuz. Bu kadar suda bunu 4-5 dakika kaynatın. 25-30-35 de olur. At dilek kızım içine. Tamam. Bundan da bir tatlı kaşığı ya da bir yani 3. 4. dakikadan sonra da bir tutam ne yapıyorsunuz? Isırgan ilave ediyorsunuz. Evet. Sonra bunu 6 dakika, 7 dakika tamamı kaynatıyorsunuz kısık ateşte. Isırganı da koyuyoruz ve bu sabahki olan bölüm, öğlen olan bölümde yine burada aynı sefa, ısırgan, civan perçemi, üçlü bitki karışımımız var. Bunu romatit, acizit küründe de yine uyguluyoruz. Öğlen kullanması ki gerekiyor. Bu yeni, evet. Evet. Arkasından akşamları karabaş otumuzu kullanmak durumunda bu içilecek yine bir su bardağımızın içerisinde 7 dakika kaynayacak sıcak suyun içerisinde. Ondan sonra sıcakken süzüp ılıkken içmesi gerekiyor. Ve arkasından da ardıç yağımız var. Bunu ağrıyan bölgelere sürmesi gerekiyor. Müthiş etkili yani. Mesela Reino. Değil mi? Hocam ağrısında, süremizin sonuna geldik. Artık devamında inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki hafta çok önemli bir dosya diyelim biz ona. İlk yarım saatte onu açıklayacaksınız. Serpil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Buyurun hocam, son söz sizin elbette. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün dilerken Allah'tan sağlıklarınızın daim olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşene kadar ilginize çok teşekkür ediyoruz. Umarım size bir faydamız olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, hayırlı bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.